Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Bugün Ali Vatansever Rejde bize yardımcı olmakta. Ben Yağmur Yıldırım, sevgili konuğum görsel sanatçı ve Ottawa'da Carte Üniversitesi Mimarlık Programı'nda doktora çalışmalarını devam etmekte olan sevgili Serkan Taycan. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler davet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Şehir Hepimizin bu kadar zamandır dert ettiği, mesele ettiği, çok sayıda konukla birlikte konuştuğumuz programların konularına tam ortasından temas eden bir aslında retrospektif sergin açılmış oldu. Bu vesileyle de 2007'den bugüne kadar devam etmekte olan işlerini konuşacağız. Bunların her biri de modernleşme, kentleşme süreçlerini, kentlilik, kamusal alan, aidiyet gibi meselelere temas eden işler. Dolayısıyla Şehir Hepimizin dert ettiği meselelerin de tam ortasında olan pek çok konuyu bu programda konuşma fırsatını bulacağımızı düşünüyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, izleyiciler, Kadıköy'de Hasanpaşa'da yer alan ve 19. yüzyıl sonuna tarihlenen Hasanpaşa Gazhanesi, işlevsiz kalmasının ardından başlayan ve çeyrek yüzyılı aşan bir sivil toplum kurma mücadelesinin sonunda Müze Gazhane ismiyle Temmuz ayında İstanbullularla bir kamusal alan olarak buluştu. Serkan Taycan da burada galeri bölümünde, Galeri Gazhane'de Temmuz ayında Kente Doğru başlıklı sergisini açmış oldu. Öncelikle çok tebrikler. Bütün işleri bir arada ilk defa izleyiciyle buluşturduğum bu serginin de ben tekrarlamak isterim. Ve Hasanpaşa Gazhanesi'nde serginin Ocak 2022'ye kadar da görülebileceğini söylemek istiyorum. Burada farklı mecralara değinen, kimisi yürüyüş olan, kimisi fotoğraf serileri olan bir seri işin aslında söylediğim gibi 2007'den beri bugüne değin yaptığın pek çok iş bir arada ilk defa bir sergi bünyesinde buluşuyor. Habitat, Kabuk, Agora ve İki Deniz Arası başlıklı çalışmaların söylediğim gibi aslında hem bir bütüncül bakış imkanı sunuyor tüm işlerine bu sergi, aynı zamanda da bu kentleşme, çeper, merkez, taşra, kentin dönüşümü, ekoloji gibi pek çok farklı temaya da bir arada temas eden işleri aslında izleyiciyle buluşturmuş oluyor diyeyim. Birbirine eklemlenen 3 fotoğraf serisi ve bir yürüyüş rotası. Vaktimiz el verdiğince bu işleri, serileri tek tek konuşacağız. Benim oldukça heyecanlandığım bir noktada senin burada bugün konuk ederken, 2007'den bugüne kadar olan bu işler aslında bugünün güncel bağlamlarında, politik, kentsel, toplumsal bağlamlarında çok farklı şeyler de aslında söylüyor. Biraz böyle vaktimiz el verdiğince bunları da konuşacağımızı ben ümit ediyorum. Ellerine sağlık, çok tebrikler diyeyim ve tekrar çok teşekkürler. İyi ki geldin sevgili Serkan. Şimdi bu kentin mekanı odakta tutarak işleri teker teker konuşmayı ben ümit ediyorum süremiz el verdiğince. İzleyicileri de sergiye yönlendirmek adına ipuçları vereceğiz gibi düşünelim bu programı. Belki hani serideki işleri konuşarak da başlayabiliriz. Nasıl başlayalım? Habitat'la belki de başlayabiliriz. Tamam. Serginin de birer izleyici gibi burada rotasını takip ederek. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir özet yaptın zaten, yani sağ ol, böyle bir kavramsal çerçevesini gayet iyi toparladın. Şöyle, belki mekandan bahsederek kısaca giriş yapayım ki mekanla Hasanpaşa'yla ve bu serginin bağlamının nasıl örtüştüğünü de bu anlamda ortaya koyma şansı olur. Hasanpaşa'daki gazhanedeki sergi mekanı 10 metreye 60 metrelik, 600 metrekarelik oldukça da ciddi bir mekan. Yani Türkiye, İstanbul'da bu kadar hem nötr diyebileceğimiz, yani işte kendi başına ayakta duran ve de bu kadar büyük hacmi olan monoblok bir sergi mekanı da yok. Bu anlamda büyük de bir kazanım yani aslında İstanbul'daki sanat izleyicisi ve sanatçılar için. Şöyle, benim aklımda yıllardır zaten bu çalışmaları bir birleştirmek vardı. Yani zaten bunlar hani benim sergiler yaparak üst üste getirip bu sergide birleştirdiğim değil. Zaten üretirken bunları bu şekilde hayal ettiğim. Yani bir yönetmenin trilojisi gibi böyle başında bu üçlemenin nasıl olacağına dair, yani taşra, kent çeperi ve kent meydanı üçlemesine dair bir fikrim vardı. Olay da zaten 2000'lerin sonunda işte malum çoğumuzun bildiği bu Urban Millennium kavramıyla beraber başlamıştı. Yani o zamanlar zaten çok tartışılan bir kavramdı, yanlış şey hepimiz hatırladığı üzere. İşte dünyadaki ilk defa kent nüfusu, kır nüfusunu geçti. Ve ben de bunun izleyini fotoğrafik olarak anlamaya çalışan bir seri üretmek istedim.
Tam da senin dediğin gibi yine bir başlangıç olsun diye söylüyorum. Aslında bütün bu çalışmalardaki belki altta yatan ana motivasyonların en önemlisi benim için şuydu. O zamanlar Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans zamanlarımdı bir yandan. Yani işte bütün sürece yayılan 14 yılın belli bir kısmı, 5 senelik bir kısmı. Yapmakta olduğum tez aslında İstanbul'un fotoğrafik görsel temsillerinin bir çeşit envanterini, modern dönemdeki envanterini çıkarmaktı. Yani İstanbul'un dönüşüm fotoğraflar üzerinden nasıl izlenebilirdi? İşte 1950'den sonra günümüze kadar tabii ciddi bir bölümde. Onu sonradan daraltmak zorunda kaldım. Ancak şunu farkına varıyordum. O zamanların nasıl ki 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin İstanbul'una bakmak için işte örnek hepimizin bildiği bir isim. Ara Güler'in fotoğraflarına bakıyorduk. İşte ya çünkü Instagram öncesi zamanlar tabii bunlar yani biraz da 10 sene öncesi. Kaynak olarak o görsel malzemeler var elimizde. Yani işte çok şimdi aklıma gelen Karaköy Meydanı nasıl değişti? Oradaki cami neydi acaba filan diye o albümlere bakıyorduk ve oradan şey yapıyorduk. Veya işte Türkiye'nin taşrasını veya Türkiye'nin yani Çetin Altan'la yaptıkları röportajlar mesela işte Gazi Osman Paşa filan onları ilk defa orada rastladım filan derken benim de ana motivasyonum bütün bu işleri yaparken bugüne bağlamak için söylüyorum senin dediğini bundan 50 sene sonrası belki için Türkiye'deki kent çeperi, kent meydanı ve kentlerin taşrası da tam da Türkiye'nin Avrupa Birliği ve işte bu neoliberalleşme sürecindeki tam da böyle çatladığı bütün bu sosyal mekansal dönüşümün böyle ortadan yarıldığı bu dönemde neye benziyordu acaba diye bir envanter çıkarmak derdindeydim. Yani neredeyse bir vakanüvis pozisyonu da vardı. Bir tarihçi pozisyonuna da bürünmek istemiştim. Demem o ki yani bütün aslında serginin şeyi meramı budur benim için şu anda. Bundan 30 sene sonra insanlar bunu böyle değerlendirir diye umut ediyorum. Dönelim Hasan Paşa meselesine. Biraz girizgahı uzatmak istemiyorum ama Hasan Paşa meselesiyle de şöyle ilginç bir şekilde bağlanıyor. Serginin içerisinde aslında bu dört bölümün sonunda, şimdi birazdan anlatmaya çalışacağım, bir tane de başka bir fotoğraf var, küçük bir fotoğraf. O da Hasan Paşa Gazetesi'nin 2011 yılından bir fotoğrafı benim tarafımdan, yani benim çektiğim 2011 yılındaki bir fotoğrafı. O fotoğrafta aslında şu anda serginin olduğu mekanın dışarıdan fotoğrafı. 2011 yılında, restorasyondan önce. İstanbul'daki endüstriyel, İstanbul ve Marsilya'daki endüstriyel kültürel mirasa dair 2010 Avrupa başkenti sırasında benim bir sergi için ürettiğim ve İstanbul'un endüstriyel mirasının belgelemesinden, farklı farklı yerlerinden belgelenmesinden oluşan bir fotoğraf serisinde Hasan Paşa'ya gitmiştim kısacası. 2011'de orada fotoğraflar da çekmiştim. Ve bu fotoğraf aslında o dönemde benim kentsel alan ve kamusallık ve endüstriyel, post endüstriyel bölgelerin kentle ilgili, kent açısından öneminin anlamamda müthiş bir kapı açmıştı. Bu Hasanpaşa'da bulunmak, Yedikule'de bulunmak ve diğer endüstriyel bölgelerde bulunmak. Ve dolayısıyla bütün bu sonradan yaptığım kentleşme ile ilgili sergide var olan, yani şu andaki sergide var olan işleri nasıl desem kıvılcımını da çaktırmıştı kafamda. Tekrar o zaman toparlamaya çalışayım. Ne demeye çalıştım? Dolayısıyla serginin içerisindeki o fotoğraf serginin aslında bir nevi başlangıcı ve aslında Hasan Paşa'nın günümüzde geldiği şeyin de sonu gibi. Yani aslında bayağı 15 senelik kocaman bir halkanın benim adıma ve İstanbul'daki naçizane bu kamusallık adına yani meydanlarıyla çeperiyle bir toparlaması. Dolayısıyla benim için böyle bir mekansal önemi de var. Diyerek mekansal meseleyi burada kapatıp istersen direkt şeylere başlayayım. Evet, çok güzel. Bölümlere. Ben bir araya girip Tabii. izleyiciler için şu bilgiyi de vermek isterim. Hasanpaşa Gazhanesi 90'lı yılların başında işlevsiz kalmasının, hava gazının kullanılmamasının ardından uzun süre işlevsiz kalıyor. Fakat bir yeniden işlevlendirme ve restorasyon projelendirme sürecinin ardından uzun süren bir bekleyiş oluyor. Ve 2013 yılında bu bölgenin restorasyonu başlanıyor. Ne kadar güzel bir şansla, kendi yarattığın bir şansla da bunu fotoğraflama imkanı bulmuşsun. O dönemde
Gazhane çevre gönüllülerinin burası bir endüstri mirasıdır ve korunmalıdır diyerek bir kamuoyu dikkatini çekmek adına burada gazhane şenliklerini yaptıkları dönem. Dolayısıyla hem senin 2007'den beri yaptığın işlerin de bir yandan tam endişesinin merkezinde olan, bizim şehir hepimizin programlarının da endişelerinin merkezinde olan da bir dönemin fotoğrafını çekmişsin ve tam dediğin gibi hem serginin hem işlerinin hem hani bulunduğu mekanda bir kıvılcımını çakan anın fotoğrafını çeken de bir fotoğraf olmuş. Evet. Oldukça anlamlı diyelim. İzleyicileri de sergi alanına yönlendirelim. Tabii bunun yanı sıra da programın girişinde bahsetmiştik, işte taşranın, çeperin, meydanların, rotaların aslında fotoğrafını da çeken farklı farklı serilerin var. Şimdi bunların evet. her birine de bu serileri tıpkı Hasanpaşa Gazhanesi fotoğrafında olduğu gibi ilk defa olarak bir arada da bunları gözlemleme evet. fırsatımız oluyor. Ki bu işlerin evet. bir kısmı farklı farklı sergilerde izleyicilerle evet. buluştuğu bilenler vardır dinleyiciler arasında. Biraz böyle hani tamam. teker teker bu serileri ve meseleleri de konuşacak olursak serginin de izleyiyle nasıl devam edelim? Tamam dersin. Öyle o zaman Habitat'tan küçük küçük böyle çok detaya girmeden sinopsis şeklinde hepsinin şeyini vereyim. Sergi dediğimiz gibi dört aşamadan oluşuyor. Ana başlığı kentleşme nedir ve bunun İstanbul bağlamındaki soruların cevaplarını arıyor. Birinci kısım 2007-2009 yılları arasında yaptığım Habitat isimli taşraya bakan bir çalışma. Bunlar fotoğrafik fotoğraf çalışmalarından, fotoğraf sergisinden oluşuyor. Aslında temelde kişisel bir hikayesi de var. Benim böyle Taşra'da geçen İstanbul'la üniversiteyle beraber gelmemden önceki Taşra hayatıma dair spesifik olarak o illa o noktalarda olmayan ama o meseleyi arayan, yani Taşra soru işareti, kimlik, aidiyet, bunlar 30 yaşında sanat üreten insanların ilk aklına gelen ve aslında hayat boyu peşini bırakmayan sorular olarak ben de o mekanlarda bir seri fotoğrafik çalışma yaptım. Belki Ali ilerleyebiliriz diğer 2-3 tane fotoğrafa da. Tabii böyle sinematografik izler de taşıyan, aynı zamanda işte bir peyzaj ve tarihe, sınırlara gibi, yani boyundan büyük konulara da ulaşmaya çalışan. Çünkü burada bütün fotoğrafları gösteremiyoruz ama o zaman işte örnek veriyorum. Ani yeni açılmıştı ve Ani'nin fotoğrafları da vardı. Veya işte Taşra'daki çeşitli kentlerde dönüşen toplumsal ve mekansal durumlara dair bir kısa film tadında bir fotoğrafik hikayelendirme söz konusu sonuçuydu. Buradan hemen sıçrayarak ikinci kısma geçelim. Burası Nemrut Krater Gölü. Bunlar benim daha sonra yapacağım fotoğrafik üretimlere de böyle biçimsel olarak da bir öncülük etti. Yani çünkü daha sonra çeşitli şekillerde ürettiğim panoramalar var. Birazdan göstermeye çalışacağım. Onlar için de bir denemeydi. 2010 yılıyla beraber bu dediğim tam da baştaki Urban Millennium meselesiyle veya işte kentsel bin yıl diyelim ona meselesiyle beraber ben İstanbul'daki bütün bu kentleşme işte yani biraz hani hafızayı yokta geriye dönelim bir flashbackle böyle 2010-2013'e giden işte geziyle beraber olan geçen süreç aslında İstanbulluların hepimizin yani işte bu programı dinleyen İstanbulluların hayatlarında yeni olgularla karşılaştıkları birdenbire kentin çevresinde ve kentin merkezinde yoğun bir yapılaşma faaliyetiyle yüz yüze geldikleri ve bunları işte basından kişisel hayatlarındaki tecrübelerinden gözlemledikleri ama tam da dinamiklerini yani akademisyenler tabii ki gazeteciler daha farkındalardı ama İstanbulluların tam da anlayamadıkları yani işte bütün o ekonomik ve sosyal dönüşümün boyutlarını tam da anlayamadıkları bir süreç geçirdik hepimiz. Ve bu zaten bizi geziye taşıdı malum. Ancak ben de 2010 yılında işte böyle fotoğraf makinesi elinde olan bir fotoğraf üreten kişi olarak
çeperdeki dönüşümü anlamaya çalıştım. Çünkü çok basit bir gerekçeydi. İşte birinci kısımda bahsetmiştim ya taşra. İkinci kısımda ya ben İstanbul'da yaşıyorum ama gerçekten İstanbul'u bilmek yani şöyle işte yani Taksim'i, Beyoğlu'nu, Kadıköy'ü bilmekle tarif edilebilir bir şey mi? Yani çok basit bir soru aslında. Yani İstanbul buralarla tarif edilebilir mi aslında? Yani İstanbul ve İstanbulluluk aslında diyerek ya benim de buraları bilmediğimi ve aslında buradaki dönüşümün benim hayatımı birebir etkilediğini. Yani en büyük etkisi neydi? Çok basit bir şey işte İstanbul her yerinde dolaşan hafriyat kamyonlarıydı. Hala hayatımızın içindeler ama o dönem çok daha yoğunlardı. Bu hafriyat kamyonların izini sürmek bile çok bana anlamlı gelmişti. Ve de ben İstanbul'un çeperinde o zaman benim için böyle hiç tanımadığım ve keşfetmek hevesiyle heyecanlandığım hatta çok heyecan, yanıp tutuştum diyeyim yerlere böyle yürüyüşler, kendi başıma yaptığım yürüyüşlerle dolaşmaya ve orada fotoğraflar üretmeye başladım. Bu gördüğünüz mesela Küçükçekmece Gölü'nün kenarından Bahçeşehir ya da ne denirdi? Isparta Kule civarlarına bir bakış. Bunlar büyük format fotoğraflar. Sergide de görülebilir. Burada ekranda biraz küçük görünüyor ama küçük dijital dosya olduğu için. Yani kente doğru aslında ismi de biraz bu fotoğraflarda gizli. Yani aslında kente doğru yaklaşmak, kente yaklaşmak tavrı biraz da burada gizli. Burada madem ki serginin isminden bahsettim, burada bir parantez açıp aslında serginin isminin iki ana referansından da bahsetmem gerekiyor. Birinci referansı ve en önemli referansı aslında İstanpolin. Malum İstanbul, İstanpolin, İstanpolin kente doğru aslında yani işte şey the city, the polis yani Rumca ya da eski Grekçe yaşadığımız kentin gerçek manası Türkçesi kente doğru olan kelime yani İstanpolin. Sergi aslında bu anlamda hani bir anlamda İstanbul demek. Bir katmanı daha var aslında hem mimarlık sen de doktora adayı olarak teori alanında kafa yorduğumuz konular aslında şöyle İngilizcesi towards the city towards an architecture'dan da geliyor yani işte bir mimarlığa doğru böyle bu iki şeyin kelime ya da işte kelimeler grubunun çakışmasından oluşan bir ismi var. Fotoğraflara geri dönecek olursak işte kente doğruluk da buradan yani taşradan kentin çeperlerine geri dönüş. Burada da çok detayına girmeyeyim tek tek fotoğraflara vaktimiz o kadar yetmeyebilir ama işte kentin çeperindeki mekansal dönüşümü o günkü haliyle sene tekrar etmem gerekiyor. 10 sene öncesi işte Bosphorus City gibi yani böyle grotesk ne olduğunu anlamadığımız kapalı sistem uydu kentlerin olduğu işte sınıfların birbirinden ayrıldığı böylece kamusal kentin kamusallığının gittikçe daha sorunsallaştığı bir dönemde ben buraları ziyaret ederek bulunarak bir fotoğraf daha belki ilerleyebiliriz buradaki dinamiklerini anlamaya çalışarak. Hakeza biraz önce hafriyat kamyonları meselesinden bahsetmiştim. İşte malzemenin dönüşümü meselesi. Yani işte çünkü bu hafriyat kamyonlarının nereden nereye gittiği aslında şehrin içerisinde şey damarlar gibi ya böyle. Onu anlamak kentin nereye doğru büyüdüğünü, kentin urlarının nerede olduğunu, nerede patolojik tahliller yapmak gerektiğine dair böyle bir sürü bize bilgi veriyordu. Hakeza bu fotoğraflar da bu gördüklerinizde işte İstanbul panoraması. Yani nasıl İstanbul panoraması? Biraz önce bahsettiğim mevzuya tekrar referans vererek. İşte İstanbul tarih boyunca yani tarih boyunca da, ya modern tarih boyunca diyelim işte gravürlerden oryantalist fotoğrafçılara kadar hep panoramik olarak ifade bulmuş, görsel ifade bulmuş bir şehir. İşte panoraması işte Roma'dan ödünç alınan, miras alınan işte yedi tepeli meselesinden de gelerek topografyası panoramik görüntülemeye, tasvire daha doğrusu çok uygun bir kent. Ancak
İstanbul'un şu andaki panoramik tasviri herhalde işte tekrar Galata Kulesi'ne veya Beyazıt Kulesi'ne çıkıp çekeceğimiz bir fotoğraftan ibaret olamaz herhalde. Çünkü İstanbul'un gerçekliğini artık ifade etmez. Yani bütün o çelişkilerini, katmanlaşmasını, dinamiklerini anlayamayız. Belki dedim yani İstanbul'un bütün bu çelişkilerini anlayabileceğimiz katmanlarını ve bugünkü İstanbul'u anlayabileceğimiz panoramasını kısacası görebileceğimiz yerin aslında çeperlerde olduğunu düşünerek böyle bir önerme getirdim. Bir önceki fotoğrafa tekrar dönebilir miyiz? Çok bu gördüğünüz fotoğraf aslında tek bir bakış açısından çekilmiş bir fotoğraf değil. Üç ayrı noktadan. Yani üç ayrı çeper. Yani bir tanesi Asya, işte Maltepe, Maslak ve gibi gibi böyle farklı farklı yerlerden. Bu aynı zamanda aslında kendi panoramasını inşa eden de bir kolaj diyebiliriz. Devam edelim isterseniz. Ve işte meselenin en katastrofik hali bu tam da gördüğünüz yer aslında şu andaki 3. havalimanının olduğu yer. Ve oradaki işte bütün bu hafriyatın artık anlık durumuydu bu. Bir sonraki fotoğraf daha iyi anlatacak meseleyi. Aynı panorama mantığıyla bütün o hafriyat İstanbul'daki birleştiği noktalar bunlar. Bu anlamda bütün burada gördüğünüz işte renk şeritleri aslında İstanbul'un farklı bir yerinden gelen hafriyatı temsil ediyorlar. Dolayısıyla aslında bir İstanbul panoraması anlık olarak, yani bundan 30 saniye sonra gelecek kamyon veya işte damperlinin boşaltması sayesinde bambaşka bir şeye dönüşecek ve anlık bir İstanbul panoraması. Evet, yani aslında bu bir soru ve önerme, yani İstanbul'un panoraması nedir diyerek çeperi de İstanbul'un çeperindeki dönüşümü de böyle sorunsallaştırmaya çalıştığım, arayışına girdiğim böyle bir fotoğraf çalışmasıydı. Evet, yani bir yandan da bu habitattan beri mesele ettiğin, dert edindiğini ifade ettiğin tarih, sınırlar meselesi ve bunun hani fotoğrafını çekme meselesini aslında burada izlemeye devam edebiliyoruz. Bir yandan da cömertçe kente doğrunun arka planını anlattın ve orada towards an architecture, bir mimarlığa doğruya referans verdin. Buradan Agora'ya geçeceğim ben. Çünkü bilmeyen izleyiciler için kısa söz etmek gerekirse bir mimarlığa doğru, özellikle bu modern mimarlığın kurucu o mitik figürlerinden Le Corbusier'in yapmış olduğu bir kurucu metin, kanonik metinler arasında önemli bir yeri vardır. Ve aslında buradan o yüzden bu modernleşme süreçleri, modern kentleşme, modern kentlilik, modern kamusal alan meselesinin bir de yine tarih ve sınırlar üzerinden fotoğrafını çektiğin bir seriye ben bunun üzerinden geçmek istiyorum. Evet, Agora serisi. Evet. Bu işte kronolojik şeye geri dönecek olursak 2013 yılında işte şeyi çeperdeki dönüşümü ifade etmeye çalıştım serinin hemen sonunda gezi oldu. Zaten bu geziye doğru giden şey de benim kameralı gözümün verdiği refleksti diyeyim yani çeper için. Ardından gezinin olması tabii ki kamusal alana dair çok daha büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Ve bütün bu işte taşra, kent çeperi ve kent meydanını yapma arzum tam da kent meydanlarında, daha doğrusu kenti yapma arzum kent meydanlarında birleşti. Ve kısacası kent meydanlarının, İstanbul'daki kent meydanlarının kronolojik bir analizini yapmak, tahlilini çıkarmak, durum, envanter yapmak kısacası aslında niyetine büründüm ve bunu tam da o sırada 2014'te Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu'na arkadaşlarımla beraber davet edilmiştim. Ben de bu projeyi önerdim ve kabul gördüm. Ve de böylece İstanbul'daki 6 tane o zamanki Venedik Mimarlık Projesi'nin kavramsal çerçevesiyle de paralel bir şekilde, yani Türkiye Pavyonu'nun 6 tane kent meydanını, bunların ismini de sayalım. Sultanahmet, yani Bizans Roma Hipodrom Meydanı, işte en eski meydanımız malum. Ardından işte Galata Meydanı, Ceneviz. Ardından Beşiktaş'ı, işte geç Osmanlı, işte Sinan Camisi ile beraber Osmanlı'ya referans veren bir meydan. Beyazıt isterdim ama o çeşitli sebeplerden olmadı. Çok detaya girmeyeyim. Taksim Meydanı, bütün işte tartışmasıyla beraber, Cumhuriyet'in kamusal anıtıyla beraber meydanı ve ardından Şişli, Cumhuriyet
sitenin 1950'den 1950 civarında yaptığı ilk meydan camisiyle beraber meydansı hali, yani meydan bile diyebileceğiniz Şişli Meydanı hali ve ardından Cevahir Meydanı'nın önündeki artık işte AVM, meydan, neresi burası, metro çıkışı, biz buna meydan mı diyeceğiz, nasıl olacak filan dediğimiz tartışmaların odağı olan aslında Cevahir'in önündeki meydan. Hani ismi bile yok mesela şimdi. Ben bir tane biz böyle tamlamayla söylemek zorunda kalıyorsunuz ya, Cevahir'in önündeki meydan. Yani meydan ama da fotoğraflarını ürettiğim. Bunlar da büyük format, böyle işte 2 metreye yakın eninde olan fotoğraflarla böyle içine girip dışarı çıkabildiğiniz, tek tek figürleri anlamaya imkan veren böyle bir envanter çalışması yaptım. Buna daha sonra 2 tane daha ekledim. Sergide 2 tane daha var. Onlar da Ümraniye'deki bir meydan, meydansı demem gerekiyor. O da böyle bir beton bir zemin, bir binanın yıkılmasından oluşmuş beton boşluğa meydan denilmesiyle oluşmuş bir alan açıkçası. Ve diğeri de tam da bu gördüğünüz işte Cevahir Alışveriş Merkezi sağdaki mavi blok binanın içerisine, içi. O da bir meydan kendisi işte göründü. Bu meydan soru işareti diyeyim ben buna artık. Bunun üzerine tabii ki yazılmış akademik yani şey AVM meydan ilişkisi veya AVM'ler meydan mıdır diye bambaşka büyük tartışmalar gerçekleşen tartışmalar tabii ki var. Hele pandemi sonrası dönemde ve pandemi döneminde çok daha önemli bir şekilde tartışılan bir mevzu. Ve böylece kısacası toparlayacak olursam bu 8 meydanla beraber işte İstanbul'daki kamusal alan nasıl oldu, nasıl tarihsel aşamalardan geçerek günümüze geldi ve bugün hangi işlevlerle nasıl kullanılıyor ve nasıl dinamiklerle insanlar burada kamusallıklar yaşanıyor. Anlamaya çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım bir seri oldu ve böylece bütün bu 3 fotoğraf serisi tamamlanmış oldu. Yaklaşık da işte şeyin başında söylediğimiz gibi bu 2007'den 2014'e kadar olan böyle 7 senelik bir süreçte tamamlandı bu. 2'şer senelik zincirler aşamalar halinde. Öyle. Evet ki bu seriyi ürettiğin, bütün bu fotoğrafları çektiğin dönemdeki süreçler üzerine apayrı söyleşiler, programlar yapılabilir diyerek özellikle hani bizim daha önceki sergilendiği dönemdeki söyleşilerimizden şunu da hatırlıyorum. Yani yine izleyicilerin kabuktaki kimi sezgileri, hassasiyetleri hissedebileceği, yine o Çin resimlerindeki ya da minyatürlerdeki gibi işte o karakterler, her birine takılabileceğiniz, serbest gezebileceğiniz ve o günlük hayat pratiklerinin ta kendi içinden oluşan da aslında işler bunlar. Diyeyim. Evet. Ve bunların daha fazlasını keşfetmek için ben yine izleyicileri Galatasaray'daki sergiye yönlendireyim. Süremiz kısıtlı olduğu için iki deniz arası aslında tüm bu seriyi de bir çatı olarak kendi içinde birleştiren ve 4 günlük bir yürüyüş rotasını içeren bir seri aslında. Evet, aslında evet. Tam ikinci ve üçüncü çalışmanın ortasında yani Gezi'den hemen sonra 2013'ün Eylül civarlarında Gezi'nin ya bunu tekrar belki tekrar söylemiş oluyorum. Bu arada böyle bir toparlamış da olayım. Bütün bu çalışmaların ana aslında altında akan omurga Gezi. Tam da ortasına oturuyor. Ve Gezi'nin kavramsal soruları etrafında şekilleniyor bütün bu anlattıklarım. İki deniz arasına nasıl bağlanır bu durum? 2013 yılında Gezi'den hemen sonra bu çeperde çektiğim fotoğrafları bedensel olarak nasıl tecrübe edileceğine dair böyle bir sorular sormaya başladım. Yani daha da açıkça söyleyeyim. Bu fotoğrafları biraz önce gördüğüm işte gösterdiğim taş ocağı, hafriyatlar, şunlar bunlar fotoğrafları temsillerdi. Ve temsilin aslında belli bir gücü var malum. İnsanlar yani gerçekten arkadaşlarım soruyorlardı ya bir dakika bu bahsettiğin şeyler İstanbul'un çeperinde mi ya biz buraya yani yakın mı harbiden bu taş ocağı yani bu kadar içinde miyiz bu işin falan diye yani 15 dakikalık bir taksi mesafesidir dediğimde inanılmıyordu falan böyle yani tabii ki ilgililer biliyordu ama yani işte izleyicilerden bahsediyorum ve benim aklıma bir şekilde bu fiziksel tecrübeyi yaşatmanın insanlarla paylaşmanın yöntemlerine aramaya başladım. Nasıl yöntemler olur? O sırada da yürüyüş rotalarıyla işte zaten karşılaştım. Burada bir parantez yürüyüş rotasından buradaki manasıyla yürüyüş rotasından ne demek istiyorum?
İşte yani tersi olarak yürüyüş zaten bir politik bir eylem. İşte Gandhi'den Mao'ya kadar veya işte Toro'dan yani bir sivil direniş, sivil direniş eylemi, sivil itaatsizlik eylemi olarak veya işte Afro-Amerikalıların mücadelelerinden, kadın mücadelesine kadar yürüyüşün öyle bir politik tarafı var. Zaten bir yandan da işte hala günümüzde devam eden hac yolculukları, Santiago, işte Camino gibi işte Katoliklerin hac yolculukları gibi yolculuklar var. Ve günümüzde de işte yürümenin bir rekreasyon faaliyeti olarak işte uzun mesafelerde yürünen yürüyüş rotaları var malum. İşte Türkiye'deki en iyi örnekleri işte dinleyiciler de bileceklerdir. Likya yolu, Karya yolu ve gibi vesaire gibi Türkiye'deki malum rotalar var. Ben de işte bütün bu anlattığım biraz önceki fotoğraflardaki kavramları, mekanları, olguları acaba bir yürüyüş rotasının etrafında toparlayabilir miyim diye düşünmeye başlamıştım. Yani insanlar alsınlar haritayı, buraları yürüsünler ki benim bu tecrübe, güçlü tecrübe, yani İstanbulluluk tecrübesini kısacası tekrar edebilsinler diye. Çünkü yani herkesin böyle otobüse atıp gidebileceği yerlerde değil malumunuz yani bilmeyi. Derken İstanbul çevresinde yürüyüş rotaları hazırlamaya başladım. Böylece yüz küsur kilometrelik rotalar çıkmaya başladı ama tam da bu sırada bu rotaları şekillendirirken bambaşka bir gündem devreye girdi. Aslında 2 sene önce gelmişti. O da şuydu, 2011 yılında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan Çılgın Proje isminde işte bir seçim vaadi olarak 2011 seçimlerinde bir Kanal İstanbul projesi, daha sonradan Kanal İstanbul adı verilecek daha doğrusu, bir proje ortaya atmıştı. Hala da tartışması malum yıllardır devam ediyor. Hala da uzun yıllarda edecek gibi görünüyor bana kalırsa. 2013 yılında yani tam bu iki deniz arasıyla uğraşmaya başladığım yıllarda hala kanalın nereden geçeceği belli değildi. Bir kanal adı vardı, ismi vardı ama neydi bilinmiyordu. Yani Marmara Karadeniz arasında bir kanaldı. Ben haritayı elime alıp tekrar incelemeye, yani daha doğrusu İstanbul haritasını incelemeye başladığımda bunun benim fotoğrafları çektiğim yerlerin aslında çok denk düştüğünü fark ettim. Yani işte haritayı elime aldığımda ve birden asıl jest ortaya çıktı. Kanalın muhtemel rotası, yani o zaman daha bilinmeyen rotasını buraları yürüyerek, tekrar yürüyerek bir yürüyüş rotası haline dönüştürme fikri ortaya çıktı. Ve de tabii ki bunun malumu belliydi. Yani bu bütün o sosyal, çevresel, ekolojik dönüşümü, tahribatı öncesinden anlayabilmek, daha doğrusu öncesinden demek aslında bir şeyin kabulü oluyor. Potansiyel durumu anlayabilmek diyeyim yani aslında. Ya da varlığı anlayabilmek, yani kültür ve ekolojik varlığı anlayabilmek ve buna sahip çıkabilmek anlamında bir yol açmak, bir yöntem açmak anlamında bu yürüyüş rotasını 2013 yılında İstanbul Bienali'ne bir sanat işi olarak, bir sanat çalışması olarak sundum ve kabul oldu. Kısaca bir sürede Superpool'un değerli destekleriyle, işte mimarlık ajansına ve grafiker arkadaşımız Didem Ateş'in de çabasıyla ve Türkiye Kültür Rotaları Derneği ve Jean-François Peluz'un da bu anlamda kent coğrafyacısının ismini çok önemli bir şekilde anmak gerekiyor. Onların da desteğiyle böyle bir çalışma yaptık. 2013 yılından günümüze kadar sergide de var olan kısımda bu yürüyüşler devam ediyor. Şu ana kadar İkili Deniz arasında 3000 kişiye yakın insan yürüdü. Bunlar çeşitli grup yürüyüşleri ve bağımsız yürüyüşler olarak gerçekleşti. Sadece Türkiye'den değil, işte yurt dışından ve bir eğitim faaliyeti veya ne denir, bir araştırma faaliyeti olarak dünyanın birçok önemli akademik, Amerika'dan ve Avrupa'dan ve Asya'dan olmak üzere birçok üniversite ve enstitü burada yürüyüşler gerçekleştirdi. Bu anlamda çekilen fotoğraflar ve videolar bu insanlardan toparlandı. Bölgede çekilen fotoğraflar ve videolar. Sergide de şu andaki Hasanpaşa Gazetesi'ndeki sergide de bu fotoğraflar ve videolardan oluşan bir prezentasyon var. Bir video çalışması var. Aslında bu video çalışması benim artık sergide benim işim olmayan, yani benim önayak olduğum ve kolaylaştırıcı pozisyonunu işte iki deniz arasıyla sürdürdüğüm bir iş oldu.
O onların çalışması ve dolayısıyla kolektif hafıza çalışması. Sergide de, sergideki deniz arası kısmında var. Bir şey daha eklemem gerekiyor zamanı çok fazla aşmamayı da gözeterek. İki deniz arası Türkiye Kültür Rotaları Derneği'nin listesine dahil oldu. Yani işte Likya yolu, Kar yolu, biraz önce ismini andım. 8-10 tane Türkiye'de çok güzel, başarılı kültür rotaları var. Bunların arasına dahil oldu. Yalnız şöyle tabii ki bir ilginç durumu da var. Kültür rotaları tarihsel bir bağlama dayanıyorlar. Yani işte Likya yolu, Likyalıların yolu işte malum. İşte başka rotalar, başka şey. Yalnız iki deniz arası tamamen fiktif bir şey yani aslında. Bugünden geleceğe, olmayacak bir geleceğe belki, olacak da bir geleceğe. Bilemediğimiz bir geleceğe bakan ama bugünü de anlamaya çalışan, işte rotanın üzerindeki kültürel varlıkları altını çizen, yani bunların zaman kısıtlığı nedeniyle çok fazla giremiyoruz ama iki tanesini söyleyelim bari. Yarımburgaz Mağarası, Terkos Gölü gibi, yani kanal tartışması nedeniyle insanların vakıf olduğu önemli kültür ve ekolojik tarımsal köyler gibi yerlerden geçen rota. Bu ne demek oluyor? Kültür rotalarına dahil olması, onun altını çizmem gerekiyor. Kültür rotaları bir kültür varlığı aslında. Yani ve korunması gerekiyor. Yani artık mekana başka bir kültür varlığı gözü ya da ne diyeyim bir bağlamı tırnak içerisinde kazandırıyor. Aslında iki deniz arasının jesti de burada gizli. Yani artık bir inşaat projesiyle tarumar edilmeye çalışılan bir bölgenin, bir alanın, bir hafızanın bir kültür varlığı olarak muhafazası, sahip çıkılması için bir çaba diyebiliriz iki deniz arası için. Ve hala yürüyüşler devam ediyor. Ve insanlar işte hem sergiden aldıkları haritalarla hem işte İstanbul'un çeşitli kitap evlerinden ulaşarak hem de sosyal medyadan ve işte internetten ulaşarak bu yürüyüşlere devam ediyorlar. Evet, evet, katılmak isteyen, merak eden izleyicilerimiz için de yönlendirmiş olalım. Lütfen iki deniz arasını sosyal medya üzerinden duyurularını takipte kalın. Şunu da son olarak ben eklemek isterim. Bu proje yapıldığında 3. havaalanı açılmamıştı. Evet, dolayısıyla evet. Tüm bu zaman içindeki eklemeleriyle birlikte özellikle İstanbul'un kuzeyinde mandaların yararlandığı sulak alanların yeni yürüyüş rotalarının dahil edildiği bir basımının da yapıldığını, sahada devam eden iklimcil mevsimler sürüklenirken sergisi kapsamında da bu projenin de Müze Gazhane'deki projeye de el ele eş zamanlı olarak yürüdüğünde tekrar söylemiş olalım. Evet. Bu kadar kısıtlı bir zamanda bu kadar cömertçe paylaştığın için çok teşekkürler. Tüm bu aslında bizim programlar boyunca temas ettiğimiz, mesele ettiğimiz, dert ettiğimiz pek çok konuyu senin değerli çalışmaların üzerinden tekrar düşünme fırsatını bulduk. İzleyiciler için tekrar Müze Gazhane'de Kente Doğru sergisinin Ocak 2022'ye kadar açık olduğunu belirtmiş olalım. Pazar hariç 17'ye kadar ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkürler sevgili Serkan Taycan. İyi ki geldin, iyi ki paylaştın. Ben çok teşekkür ederim. Saltı söyleyince küçük bir ekleme daha yapma gereği hissettim. İki deniz arası ile ilgili kapatırken. Aynı zamanda şu anda Sabancı Müzesi'nde devam eden başka bir sergi için de, yani sevgili Murat Germen'in Sabancı Üniversitesi'nden sanatçı arkadaşlarla beraber yaptığı sergi için de İki Deniz Arası'nın bir video çalışması var. Orada da Jean-François Pirouz, kent coğrafyası ve Aydan Çelik'le, bisikletçi, değerli bisikletçi Aydan Çelik'le arkadaşımız bir video çalışması yaptık. Orada İki Deniz Arası'nın üzerinde yürüyoruz onlarla beraber. Dolayısıyla böyle üç yerde iki deniz arasının tekrar sergilendiği bir durum var. Evet, ben teşekkür ederim bu daveti yaptığınız için ve diyaloğunuz nedeniyle tekrar teşekkürler. Evet, sevgili Ali Vatansever de ekibimizden, rejide bugün bizlere yardımcı oldu. Şehir Hepimizin programını izlediniz. Bugün Serkan Taycan'la birlikteydik. Hoşçakalın. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.